Kendini nasıl hissediyorsun ortak? Bütün kaburgalarım haşat. Bacağım da iki yerinden kırık. Bu adam yaşadıkça hepimizi hayatı zindan edecek. Gitti paracıklarımız. Öldürmekten başka çaremiz yok. Nasıl? Neyle? Tabancayla. Ses çıkar. Zehirle. Belli olur anne. Bıçakla. Kan görmeye dayanamam. Olmaz öyle şey. Saçmalamayın. Öyle bir plan kurmalıyız ki ortak keklik gibi avlansın. Tamam. Av partisi. İyi akıl ettin ortak. Av partisi. Evet. Hep birlikte ava çıkacağız. Bir kaza kurşunu. Tamam. Haklısın. Herifi çatlada dışa alalım. Hiçbir tarafa kaçamazsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Rahmetli babanız her pazar bizi toplar, burada av partisi düzenlerdi. Ama avlanmak yasak yazıyor. Kendisinin özel arazisi efendim, yabancılara yasak. Şu para neler yaptırıyor insana ya. Peki babam iyi bir avcı mıydı? Müthiş. Ne avlardı? Ne olursa, hiç kaçırmazdı. Korkunç iyi nişancıydı. Ben bu mereti pek elime almadım ama nasıl atılır bu? Şu tetiği çekince patlar. Öyle mi? Allah Allah. Vay canına! Müthiş bir atış! Bravo! Üç baldırıcım birden! Ya. Siz babanızdan daha iyisiniz. ne de olsa onun oğlu. Allah! Ay bir tane daha! Sizden korkulur! Bravo! Bravo! Şimdi daha iyi bir av bulmak için dağılalım. Siz bu taraftan Cemilciğim. Bizler bu taraftan. Bayram Bey de ortadan. İz sürelim. Avı gördüğümüz zaman kuş gibi ötüp birbirimize haber veririz. Ben karga gibi ötsem olur mu? Olur. Tabii olur. Hadi dağılalım. Hadi. Hadi. Tak tak! Kargalar birbirlerini vurdular. Geçmiş olsun pek sayın akrabalarım. Görünmez kaza işte. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, kafanı mı kırdın? Hey Allah! Geçmiş olsun. Ah! Sağ ol! Ayağın kırıldı, uykuda dolaşamazsın artık. Oh. Geçmiş olsun. Al canım. Yahu senin de kırılmadık yerin kalmamış. Yahu amma sakar insanlarsınız. Hayvan vuracağız diye birbirinizi vurdunuz. Neyse canım fark etmez. Ha hayvan ha siz. Yahu bu insanlar çıldırmış. Bu kaçıncı? Param için beni öldürecekler. Polise gitsen, şikayetçi olsan. Yok canım, Allah'ından bulsunlar. Kararımı verdim. Ben köye dönüyorum. Hani giderken evleneceğin kızı da götürecektin? Tabii ama benimle gelmeyi kabul ederse. Allah aşkına söylesene, kim bu kız? Yahu sen de amma gerizekalısın. Hala anlamadın mı? Sensin. Benimle evlenir misin? Thank you.
ağlıyor musun? Dokunaklı bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Şimdi sus. Benimle evlenir misin? Yalnız ona cevap ver. Bayram. Peki. Hemen karar verme. Bu gece düşün, yarın cevap verirsin. Hani herifin kafasına yoğurt döktüğüm lokanta var ya, orada buluşalım. Tamam mı? Peki. Provalar çok güzel. Aferin. Sayfa baskıya hazır değil evet mi? Efendim. Yazıyı birazdan yolluyorum. Neredesin kızım? Hani yazı? Yazamadım. Ne oldu sana? Eskiden daktilonun başına oturdun mu, parmakların kuş gibi uçardı. Bundan böyle yazmayacağım. Delirdin mi sen? Bomba gibi haber yazılmaz mı? Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Hayır. Bu konuda tek kelime yazı çıkarsa, yemin ederim gazeteye bomba koyarım. Sen sahiden delirdin galiba. Aşık oldum ya. Aşık. Anlamıyor musun? Hadi oradan. Nesine aşıksın? Çarığına mı? Milyonlarına mı? Saflığına. İnsanlığına. Tertemiz dünyasına. Peki, onu rezil edenin sen olduğunu nasıl söyleyeceksin? Başkasından öğrenmeden kendim anlatacağım her şeyi. Suratına tükürür. Ne yaparsa yapsın. Çektiğim vicdan azabı bitsin artık. Söz ver bana. Basmayacaksın değil mi? Peki. Söz. Sağ ol. Alo? Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin. Yazının başlığını veriyorum. Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi.